Tık tık hanım, en iyi çocuk masalı. Bir gün tık tık hanım evde oturuyordu. Biraz düşündü ve dedi ki: Bana bir dost lazım ama tek başıma dost bulmak olmaz. Gideyim kendime bir dost arayayım. Tık tık hanım hemen soğan kabuklarından çarşaf giydi. Fındık kabuklarından nalın yaptı ve gözlerine sürme çekti. Sonra yola çıktı. Yolda bir ova geldi. Kendi kendine dedi ki: Bu geniş ovada birinin bana dost olmasını istiyorum. Tık tık hanım düz yolda çobana rastladı. Çoban koyunlarını otlatıyor ve düdük çalıyordu. Tık tık hanım çobanın yanına geldi ve çoban sordu: Kara kız, nereye gidiyorsun böyle? Tık tık hanım cevap verdi: Hey, buraya bak, kara kendinsin. Ben saçı Suray hanım, elbisem Duray hanım. Çoban dedi ki: Peki hanım, nereye gidiyorsun böyle? Tık tık hanım cevap verdi: Cere gidiyorum, cüre gidiyorum. Sana ne, nereye gidiyorum? Kendime dost arıyorum. Çoban dedi ki: Kendine dost arıyorsun, ben hazırım. Tık tık hanım düşündü ve dedi ki: Diyelim ki seni kızdırırsam beni neyle vurursun? Çoban sopasını kaldırıp tık tık hanımı vurmak istedi. Ama tık tık hanım kaçtı ve dedi ki: Siz şuna bakın ha, dostluğuna bakın. Tık tık hanım yolda giderken tilkiyle karşılaştı. Tilki koltukta oturmuş, bacak bacak üstüne atmıştı. Tık tık hanımı görüp dedi ki: Nazlı hanım, tuzlu hanım, hayırdır, nereye böyle? Tık tık hanım cevap verdi: Cere gidiyorum, cüre gidiyorum. Sana ne, nereye gidiyorum? Kendime dost arıyorum. Tilki dedi ki: Dost arıyorsun, benden iyi dost mu var? Tık tık hanım cevap verdi. Diyelim ki seni kızdırırsam beni neyle vurursun? Tilki cevap verdi: Seni dişlerime alırım, ezerim. Tık tık hanım korkup kaçtı ve dedi ki: Bunun dostluğuna bakın ha, dişlerine bakın. Tık tık hanım yolda giderken bir fareyle karşılaştı. Fare ona yaklaşıp dedi ki: Tık tık hanım, nereye gidiyorsun? Tık tık hanım cevap verdi: Cere gidiyorum, cüre gidiyorum. Sana ne, nereye gidiyorum? Kendime dost arıyorum. Fare dedi ki: Kendine dost arıyorsun. Gel ikimiz dost olalım. Birlikte yaşayalım, işimiz de hafif olur. Tık tık hanım cevap verdi: Diyelim ki seni kızdırırsam beni neyle döversin? Fare dedi ki: Kuyruğuma yağ sürerim, bal sürerim, yanağına ben çizerim. Tık tık hanım düşündü ve kabul etti. Tamam, ben razıyım. Böylece tık tık hanım ve fare birlikte yaşamaya başladılar. Bir gün fare kedilerin düğün davetine gitmek istedi. Tık tık hanım evde kalmasını ısrarla tavsiye etti ama fare onu dinlemedi. Fare düğündeyken tık tık hanım evde yalnız kaldı ve sıkıldı. Göletin kenarına geldi ve suya düşüp boğulmaya başladı. Bu arada yoldan geçen üç atlı onun sesini duydu ama yardım etmediler. Atlılar düğün evine gidip duyduklarını anlattılar. Fare bu haberi duydu ve hemen göletin kenarına koştu. Tık tık hanımı sudan çıkardı. Tık tık hanım sudan çıktıktan sonra çok üzüldü ve dedi ki: Ben gerçek dost arıyordum ama gördüm ki gerçek dost yanında olan değil, zor anda da sana yardım edendir. Böylece tık tık hanım gerçek dostluğun önemini anladı ve dostluğun sadece iyi günlerde değil, zor zamanlarda da önemli olduğunu fark etti.